Günaydın. Çok ağrıyor omuzlarım. Çok yorgunum. Şimdi bir patlıcanlara beraber bakalım diye çıktım. Haydut yok ya. Çiçeklerim patlıcana dönüşsün. Bunlar olana kadar gelmesin. Koyunlarla aşk yaşasın o öyle. Bugün sularım bahçeyi. Şurada ısırmış da koparamamış. Ey eşek. Bunu koparamamış. Baksanıza kaç yerinden ısırmış ısırmış. Pert etmiş. Bu kabakta çiçek açıyor ve kabak veriyor şimdi. Artık yavaş yavaş. Geç de olsa o veriyor. İnekler coşmuş. Bunu ne yapacağız? Atacağız. Doğaya. Kabaklarıma bak. Allah Allah. Tövbe tövbe. Çok büyümeden alayım diye istiyorum. Bu da küçükmüş. Acık daha büyüsün. Bayağı büyüyor burada varlar. Bu nasıl bir şey ya? Çok komiksin. Oyuncak gibi. Ay, omuzlarım çok ağrıyor. Tarafı doğru gelip duruyor. Patlıcanlarıma. Ne kadar büyüdün sen böyle. Başka yere git. Hiç bu kadar büyüyeceğini düşünmedim. Oynamaya bak. Ay 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 belim belim. Belim kolum. Oradaki kabaklara bakayım. Sanki dibi çürümüş gibi. Yok. Baksanıza asılı her yerde kabaklar. Çiçek veriyorlar. Dolu. Görüyorsunuzdur herhalde. Susamışlar. Yine mutfaktayım. Dünkü turşumu koydum. Buraya kadar geldi arkadaşlar. Ben de üzerine farklı şeyler ilave ederek doldurma kararı aldım. Açıkçası biraz üzgünüm. Çünkü fazla haşlamışım bence. Çok da yumuşak olursa diye. Yani canım sıkkın. Aralarında bazıları haşlanmadı diye. Gerçekten haşlananları göz önüne almayıp onları da haşat etmişim. Yani abartılı değil ama yani kıtır kıtır olur mu hiç bilmiyorum. Sonra diyorum üzülmene gerek yok ama üzülüyorum. Böyle de bir durum var. Şöyle evde biberler vardı. Kamil abla verdi. Onları ilave ettim. Dolmadı. Bahçeye gittim. Topladım bir şeyler. Çünkü altta salatalıklar ve biberler var. Bunları da ilave edeceğim. Tekrar fasulye bulmayı planlamıyorum üstüne. Uğraşamayacağım. Sıkıldım. Bu da güvem. Güvemin herhalde şeylisi. Aşılısı. Aşı olmuş hali. Aşılı olanı. Şimdi bunu da yıkayıp reçel yapacağım. En sonunda da kendimi reçel yapacağım galiba. Bahçede domatesler olmuş. Onları da aldım. Salatalıkları aldım. Bunun üzerine doldurayım. Kapatayım. Suyunu da koyup. Hayırlısı Allah'tan. Biliyorsunuz fasulye turşusunda sirke konmaz. Bu şekilde olacak bunda. Onun için böyle. Saati 2 yaptım inanın. Sözde ben bugün iş yapmayacaktım. Bu güvemi kaynattım fakat yani lezzet güzel de görseli pek hoş olmadı çünkü kabukları soyuldu.
tüplerini aldım, yine çıkmış. Ama şeyi çok güzel. Baksanıza şunun rengine. Vişneden daha da şey. Yani bu aşılı olandı. Küçükleri de böyle kabuğu ayrılır mı? Bir fikrim yok. Turşuyu da gördüğünüz gibi yaptım. Şu içine konserve kapağı koydum. Öyle kapattım. Usta öyle dedi. Sonra işte yemeğim pişiyor. Pişti, pişecek. Dün patlıcan gelmişti bana. Onu hemen yemeğe dönüştürdüm. Patates soslarıyla. Sıvı yağlı bir yemek yapıverdim. Ondan sonra bak, yemek de pişti. Çamaşırımı ikinci makineye attım. Şu kavanozlara koyacağım reçelleri, küçükleri. Yine kavanoz alacağım. Bakalım. Turşu konusunda bilemiyorum. İnşallah güzel olur. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle çekeyim. Bakın böyle. Salatalıklar vesaire vardı. Hepsini koydum. Üzerine biraz daha tuz ilave ettim. Çünkü bana az geldi tuzu. Şimdi reçeli de kapatıp onu da konserve kavanozlarına koyacağım. Ben dinleneceğim. Evet arkadaşlar. Bugün çalışmamın sonucu olarak 3 kavanoz reçelim var. Küçük kavanozlara koydum. Şu şekilde de arttı. Onu da kendime ayırdım. Çünkü suyu daha çok yoğun olan kısmını ayırdım. Havada böyle çok bulanık, çok korkuyorum. Balkonda çamaşır da var, domates de var, biber de var. Şansıma havalar bozuk. Umarım domatesler sineklenmez. Turşu tamam bugün. Gördüğünüz gibi reçel tamam. Yemeğimi yaptım. 2 makine çamaşırımı yıkadım. Onları astım. Evimi süpürdüm. Ondan sonra daha ne yapayım? Mamuş gelmiş kapıya. İnsan bir mamuşu dışarıda bırakır mı? Tamam. Mamuş. Tamam. Ya deli yüzünden kapatıyorum. Bir tanesini gönderiyoruz, biri geliyor. Deli gelip şöyle bir çiş yapıyor. Koku bırakıyor. Ay deli ediyor beni. Kapıyı açamıyorum onun yüzünden. Velhasıl böyle. Şimdi de çöp atacağım. Bakın havanın bulanıklığına bakın. Hava çok güzel ama keşke domatesim olmasaydı. Evet. Paçasını uzattığım donumu da giydim. O neydi? Düdük gibiydi. Bayağı tamirat yaptım. Hah, kara oğlan da geliyor. Bir sen eksiksin. Bu da eve dadanır. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Mamuş. Mamuşla. Çok tatlılay. İşte böyle şekerim. Şimdi bakayım şu elmalarım falan kurudu mu? Hiç gelme kara oğlan. Hayır. Kapatıyoruz hemen. İçeridekilerin fazlalığı yetmiyor değil mi? Gelseydim diyor bir de. Dışarıda yemek var. Bahçeyi güzelce sulayacağım. İnşallah dediğim gibi yağmur yağmaz. Elmalarım çok güzel oldu gibi geliyor bana. Domateslere bakayım. Çok az domates var burada. Sineklenmemiş. Mi. Şey ya, hava kaçırdık biz havaları. Yangın gibiydi o havalar. Ne sineklenmemişti. Sineklenmiş. Bu kapalı alanla alakası yok. Bu kendiliğinden üretiyor bunu çabuk kurumayınca. Bakayım. Açayım şunu da. Bakayım. Üzerinde yok ama uçuşanlar var. Çabuk kurumuyor. Hava çok basık. Elmalar kurudu da. Efendim çocuğum. Ben bu elmaları alayım. Havayı görüyorsunuz. Tıngır mıngır. Dombili geliyor. Dombili. İşte bu o torbaları yıkayıp kuru şeyleri koyacağım onlara. Kuru şeyleri koyup asarım. Ha kara oğlum. Arkadaşlar şimdi bu güven konusunda fikriniz var mı? Yani siz nasıl yapıyorsunuz bu güven reçelini?
çok daldı ya çekirdeğiyle şeyi. Yani annem erik yapardı, büzüşürdü böyle, toparlanırdı. Ben erik gibi böyle olacağını düşündüm. Olmadı. Yani bu hep marmelat mı yapılmak zorunda? Çünkü içinde tamamen dağıldı. Bu arada yine bir fasulye. Çünkü turşu için fasulyeyi söylediğim kişilerden biri getirdi ama burayı şimdi turşuyu dökmek hiç istemiyorum, açmayacağım. Bunu yarın yarısını dible yapacağım. Domatesim de var biliyorsunuz. Yarısını da denemek istiyorum. Kurutmak, ipe asarak kurutuyorlarmış ya. Bu pırasayı da fırın fasulyesi yaptım ya. Onun için istemiştim. Fırın fasulyesini yeşil pırasa ve şeyle kavuruyorsunuz. Kuru soğanla. Biz öyle yani. Değişiyordur muhtemelen her yerde. Onun için istedim bunu. Tabii fazla ben bunu kesip yıkayıp kesip dolaba atacağım. Ayrıca köylü kadınlardan almayı tercih ediyorum. Yani en azından bir şeyler satmış olsunlar diye. Çünkü bunu da Fatma abladan dedim. Ben senden alayım sarımsağı. Bana çok lazım oluyor. Bitirdim hatta çoğunu. Onu da aldım şimdi böyle. Bunlar da böyle. Domatesler maşallahı var. Ama ben diyorum ki önce bahçeyi sulayayım. Bahçe sulamaya çıkacağım. Çünkü geç bırakmak istemiyorum. Sonra bu işi hallederim. Sosu hazırlayıp bir de şunu yaparsam bilmiyorum. Hepsini yaparım galiba. Ay. Ay bana bir şeyler oluyor. Hayır. Şu bebeği görüyor musunuz? Şu siyah. Ve şu. Bu. Mella'nın bebekleri. Onlar da geliyor buraya. Ama bunun güzelliğine bakın. Kıyamıyorum da. Çok güzel. Her neyse. Hadi ben kaçar. Size ekimi göstereyim. Haydut gelmiş. Bir mutluluğa bakın. Bir mutluluğa bakın. Abisi de onu özlüyor birden şey. Bak. Oğlum. Özlemiş, özlemiş. Allah'ım ya Rabbim, bir yandan da sunuyorum yerleri elimde. Ah şunlara bakın. Oğlum koyun faslı bitti mi? Nasıl yatıyor, korkuya bak, korkuya. Kokluyor şimdi onu. Kuzum, kuzum. Çekmekte zorlanıyorum, bir yandan su akıyor arkadaşlar. Ay. Salatalıklar olmuş. Neyse, ben bahçeyi sulamalıyım. Hale getirdi. Hiçbir fikrim yok. Sarı renk. Daha önce hiç görmemiştim. Beyaz şeftali de değil. Tüylü bu. Çok güzel. Ne yapıyoruz bununla biliyor musunuz? Reçel. Delirmiş gibi. Sürekli reçel. Ama bugün yapmıyorum. Pırasayı ayıkladım. Domateslere dokunmayacağım. Yarın yapacağım. Yarın dible yapıp komşularla denettirerek onlara da denettireceğim. Ay anam canlarım. Ay şu turşuyu depoya kaldırayım. Sonra biraz oturayım. Size Haydut'u da göstereyim. Durun. Haydut. Oğlum. Haydut yorgun biraz. Yiyor bir şeyler. Ben de yorgunum. Kemiriyor herkes bir şeyler. Şans. Şans da burada. Arılar vıcır vıcır.